can't take the clean route on G, though they talk down on rich, not lit nigga, I can hit home. Fresh up out of cell block and fill up a arena. I'm turned up, you try and get your face blown. I'm smoking on those, I... Selamlar arkadaşlar, ben Muhammed Filistinli Geniş. Bugün yeni videoda karşınızdayım. Bugün konumuz Fortnite highlight videoları nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Hem kısa bir şekilde özet geçerek yapamayanlar artık bu videodan sonra bence çok güzel bir şekilde highlight videolarını yapabilir diye düşünüyorum. Bu arada böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ben Vegas Pro kullanıyorum 15. Bunun için şimdiden söylemek istedim. Şimdi bir tane highlight videosunu yapmak istiyorsak ilk olarak bir tane müzik bulmamız gerekiyor. Ben kendime göre rastgele bir tane müzik buldum. Young Boy diye bir müzik. Bunu Vegas Pro'nun içine koyacağız arkadaşlar ilk olarak. Şimdi burada fark ettiyseniz burada soundtrack koymuş. Ben de video track koymak istiyorum. Yani hem video için hem de sound için. Bir tane sound daha yapalım, audio track. Bir tane de video için koyalım. İki tane video, iki tane ses için ayarladık. Yani burada yani kendimize göre zaten ileride ayarlayacağız. Burada hiçbir sıkıntı yok. Hatta üç tane ses yapalım arkadaşlar. Evet. Şimdi müziğimiz hazır. Şimdi klipi alıyoruz arkadaşlar. Bir tane klip buldum arkadaşlar. Bu klip Balas Kone'ye ait. En son attığım videoyu izleyenler görmüşlerdir. Oradan bir tane klip alayım dedim. Güzel bir flick shot atıyor burada. Ben onu kullanmak istedim. Şimdi bize vuruş anını göstermek istiyorum. Bak burada vuruyor. Bu anda vuruyor. Şimdi biz bu anı patlama sesiyle koymamız gerekiyor. Aşağıdaki patlama sesler oluyor müzikle birlikte. O vuruş anı patlama sesiyle denk getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Güzel çıksın diye. Arkadaşlar burada video müzik patlıyor arkadaşlar. Şimdi orada patladığı için biraz daha başlangıcından keseceğim. Ha, bu arada başlangıç videosu için intro da koymamız gerekiyor. Benim tercihim genel olarak 8 saniyelik bir intro koymamız yeterli bence. Hatta şöyle de yapalım. Burada bir tane nokta bırakalım. Nasıl bıraktığımı soranlar olacaksa M basarak burada bir nokta bırakıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada intro'yu koyacağız. Intro'yu ayarlamak çok kolay olacak arkadaşlar. Klipe geçmeden önce intro'yu ayarlayalım isterseniz. Ben buradan bir klip aldım diyelim. Tamam, buradan kestim. Çok fazla önemli değil. Şimdi intro'yu ayarlayacağız arkadaşlar. Intro'yu ayarlamak için intro'nun üzerinde de zaten yazılar yazılacak. O yazıları da ekleyelim. Yazıları eklemek için burada gördüğünüz yukarıda video track'te insert text, yani bir cümle girdir veya işte inşa et. İlk text'i ekliyoruz arkadaşlar. İkinci text'i ekleyeceğiz. Üçüncü text'i de ekledik. Tamam. Uzunluğu ayarlayacağız zaten. Şimdi sola bakarsanız şu yukarıda sol tarafta saniyeleri ayarlıyor. İlk text'i 3 saniyelik, ikinci text'i 3 saniyelik, üçüncü text'i de 2 saniyelik civarında bir şey yapabiliriz. Veya ilk text'i 3 saniyelik, ikinci text'i 2,5 yapabiliriz. Ben öyle tercih ediyorum genel olarak. İlk 3, ikincisi 2,5, üçüncüsü de 2,5 arkadaşlar. Burada 1, 2, 3. Tamam. 3'e kadar ilk text yapacağız. İkincisi ise arkadaşlar 3'ten sonra 3'ten işte artık 2,5 eklememiz lazım. Yani 5,5 olacak. 5,5 yani 15 olacak arkadaşlar programa göre. Üçüncü text ise artık devamına kadar, işte sonuna kadar ne kadar kaldıysa işte. O en son zaten bir şeyler ayarlayacağız. Böyle siyahlık falan olacak. Sıkıntı yok burada. Şimdi ilk text'i yapacağız. İlk text'in içinden ne yazacağız arkadaşlar? Yazılar nasıl olacak? Genel olarak arkadaşlar şimdi hemen yazalım. Mesela mesela örnek olarak burada yazıyorum tabi. Filistinli Highlights. Highlights. Filistinli Highlights. Kaç yapalım arkadaşlar? Mesela 4. Örnek olarak zaten bu bir örnek.
Yazı 16'ya çekelim arkadaşlar. 16. Buradaki yazı şekli genel olarak salibri ya da calibri nasıl okuyorsanız. Kalın olsun, meyilli olsun arkadaşlar, ortaya gelsin. Yazı tipi böylece bitirdik. Şimdi aşağıda shadow yani gölge oluşturalım. Enable yapalım. Burada şuraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra şu 200-200 görüyorsunuz ya, onları 100-100 yapalım. Böylece bitirdik ya, artık yazımız nasıl olduğunu artık böyle yazıyı görebiliyorsunuz değil mi? Tamam, şimdi ilk yazıyı bitirdik arkadaşlar. İkinci yazıyı da ayarlayalım aynı şekilde. Burada genel olarak edited by, mesela kim editledi? Ben kendi ismimi de yazayım burada. Filistinli mesela. Ben editledim. Bu yazıyı da ayarladık. Son yazıyı da aynı şekilde arkadaşlar. Mesela use code Filistinli. Tamam. Şimdi yazılar ayarlanmış. Artık bu yazıları koyacağız. Daha efekt de Ayarlan. koyacağız arkadaşlar. Onu ayarladıktan sonra ne yapmamız lazım? Bunu sessize alalım. Intro olduğu için. Zaten müzik introya girecek. Şimdi biz burada yukarıda gördüğünüz gibi video FX'te şöyle yazalım. Gaussian Blur. Gaussian Blur diye bir efekt var. Default'unu alalım arkadaşlar. Default alıp şuraya bırakalım. Bıraktıktan sonra fark ettiyseniz bakın nasıl oldu arka plan. Tabii böyle bir şey bırakabilirsiniz. Daha güzel de yapabiliriz. Mesela koyduğumuz efekte az şöyle yapalım isterseniz. Mesela böyle bir şey de yapabilirsiniz. Bu videoyu da yavaşlatabiliriz. Böylece çekelim. Tamam. Hello. Arka plan böylece bence çok güzel oldu. Ya da hatta daha yavaş olsun. Bunu da keselim. Kesme tuşu S arkadaşlar bu arada. S harfi yani. Hello. Hey. Tamam. Şimdi biz introyu ayarladık arkadaşlar. Video zaten burada. Onu da ayarlarız birazdan. Videoyu ayarladık. Yazıyı da ayarladık. Şimdi yazının efektini ayarlayacağız. Yazının efektini çok kolay bir şekilde ayarlayacağız arkadaşlar. Buraya S underscore warp wave 2. Bunu bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Warp wave 2'yi buraya aldık. Yazıya bakar mısınız? Şu an yazı baya bir çirkin olmuş. Yani tam olarak böyle bir efekt istemiyoruz tabi. Ben kendim ayarladım. Hemen buradan yükleyeceğim şimdi. Özel diye. Ya da aynen özel. Tamam. Şimdi bunları isterseniz kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Az değişiklik de yapabilirsiniz. İlla aynı olmasına da gerek yok tabi. Yani civarında olsun ya. Mesela 002, 004 de yapabilirsiniz. Çok da fark olmasın. Şimdi bu efekt sadece buraya eklemeyeceğiz. Bu efekti de buraya ekleyeceğiz. Aynı şekilde load yapacağım. Bunu da üçüncüye dağıtalım. Bunu da ekledim. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar video nasıl olacak. Yazıya bakar mısınız? Hello. Who is this? I got the phone lead off. Not gonna say. Dude, he's still gonna be. Şimdi küçücük bir düzeltme yapacağım. Şu yazı az arkaya alacağım. Şu yazı da az arkaya alacağım. Tamam. Şimdi nasıl olacak? Hello. Who is this? Bakın, burada biraz sanki yumuşak geçiyor. Hey. Dude, he's still gonna be. Tamam. Şimdi güzel oldu bence. Intro bence gayet güzel başlıyor. Hello. Sesi de ayarlayacağız. Sesi de sıfırdan yükselteceğiz. Köşeden aldım. Çektim onu. Bak. Ses yavaştan yükseliyor arkadaşlar. Bence gayet güzel. Videoda başlangıcında böyle bir siyahlık olsun. Battıya başlamasın. Hello. Bence intro gayet güzel başlıyor arkadaşlar.
Şimdi gerçek videoya geçelim. Önemli an lazım bize. Tamam, bence buradan başlayalım arkadaşlar. Şimdi introyu bitirdikten sonra intro sonuna doğru onları da siyah bırakabiliriz. Ve az siyah bir yer bırakabiliriz. Böyle yarım saniyelik, hatta yarım saniyelikten daha az olabilir. Geçsin diye böyle biraz daha sanki videoya geçiyor şu an. Şunu buradan keselim arkadaşlar. Şimdi daha müziği ayarlamadık, doğru. Patlama yeri neredeydi? Buradaydı. Tamam. Patlama yeri vuruşa göre ayarlayacağız. Şimdi ilk başlangıçtaki müziği kestim. Patlama yeri burada olduğu için çek abi arkaya. Buradan da keselim biraz. Çek arkaya. Tamam. Şimdi çok yakın. Şimdi patlama yeri burada. Tamam. Bu patlama yeri vuruşla birlikte olacak. Bunun için de biraz daha arkaya alacağız. Sonra ayarlayacağız. Tamam. Patlama yeri burada. Şimdi patlama yeri bulduk arkadaşlar. Vuruşla birlikte ayarlayacağız. Vuruşla birlikte. Vuruş tam olarak nerede? Bakın arkadaşlar, yavaş yavaş ilerliyorum. İsmi geldi. Bak, şu öldürdüğü isim gelince orada arkadaşlar kesin abi diyor. Tam patlama yeri burası. Tamam mı? Bakın arkadaşlar şimdi nasıl olacak? Tam olmadı hala. Müzik sanki biraz daha arkaya mı gelsin? Oy. Tamam. Bakar mısınız? Tamam. Bence gayet güzel oldu. Şimdi olay burada. Bu video biraz daha yavaşlatalım. Çok iyi oldu bence. Bence gayet şu an gayet iyi. Şimdi burada patlama yeri, yavaşlanma olayı hepsi burada ayarlanmış arkadaşlar. Şimdi bunu ayarladıktan sonra bu vurma anında bir böyle titreme olayı olması lazım. Bu titreme olayı buradan da ayarlıyoruz arkadaşlar. Burada gene S underscore shake. Shake'i de kullanıyoruz arkadaşlar. Default. Default'unu kullanalım. Shake'i ekledikten sonra, S shake'i ekledikten sonra böyle bir ayarlar var. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi burada bir sürü ayar var shake'te. Ben onları kendim ayarladım. Siz de aynısını yapabilirsiniz. X, Y, Z'yi onları da doğru yaparsanız güzel olur. Biraz büyüteyim onu. X ayarları, Y ayarları, Z ayarları ve tilt shake ayarları. Ve baştaki ayarlar aynısını yaparsanız güzel bir efekt elde edebilirsiniz. Güzel bir efekt oldu. Tamam. Şimdi biz burada bu efekti koyduktan sonra böyle bir yarım saniyeden daha az bir süre lazım bize ya. Dur. Hemen o kadar yeterli sanırım. Bunu biraz daha yakınlaştıralım. Daha güzel olur çünkü. Ve blur efekti ekleyelim. Buraya blur. S blur. Aynen, S blur çıktı. Bunu da buraya ekliyoruz arkadaşlar. Burada ayarlamanızda bir şey yok. Yani burada önemli bir şey yok. Bakın arkadaşlar şimdi nasıl oldu. Vurduğu anda böyle bir blur efekti giriyor. Yakınlaşıyor biraz. Ve vuruş oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda da yavaşlama olur arkadaşlar. Böylece hemen baştan izleyelim. Tabii şimdi müziği başlangıçtan alalım. Bir daha keselim buradan. Ve burada aldık böyle.
the clean route on G, though they talk down on rich, now let nigga, I can hit home. Fresh up out of cell block and fill up a arena. I'm turned up, you try and get your face blown. Tamam, bence gayet güzel bir efekt oldu burada. Tamam. Şimdi son olarak ses efekti eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Son olarak ses efekti eklememiz gerekiyor. Ses efekti ise arkadaşlar shockwave. Buraya ekleyelim, vuruş anında ekleyeceğiz. Burada da sesi artıralım. Aşağıda gördüğünüz 3'e kadar yaklaşık. Tamam. Şimdi bakın nasıl olacak. Vurduğu anda böyle vuf diyor. Bence gayet güzel olmuş burada. Videoyu buraya sonlandırabilirsiniz ve diğer klibe geçebilirsiniz. Yani böyle. Tamam. Bence şu an gayet güzel bir başlangıç ve bir klip olmuş elimi şu an. Bence gayet güzel olmuş diye düşünüyorum. Böyle bir edit yaptıktan sonra aslında mesela vuruş anında da az bir beyazlama veya flash gibi bir ışık almak istiyorsanız böyle bir şey de yapabilirsiniz. Media Generator'a geliyorsunuz. Burada da Solid Color var. Beyazı seçiyorsunuz, yukarı alıyorsunuz arkadaşlar. Yukarıya aldıktan sonra küçülttüm bayağı. Böyle küçücük bir şey yapalım. Buraya alalım arkadaşlar. Yarıya kadar alalım. Şuradan sağ, buradan sol. Tam öyle değil. Biraz daha ayarlayacağım ben onu. Bir dakika. Şöyle bir hafif bir ışık alma. Böyle hafif bir ışık alırız bu arada. Hatta daha uzun veya yapabiliriz. Böylece güzel şık görünüyor şu an arkadaşlar. Bence gayet yeterli bir video olmuş. Şimdi böyle bir tabi sadece bir klip değil, bir sürü klip koyacaksınız eminim. Yani bir sürü klip topladıktan sonra render kısmına geleceğiz arkadaşlar. Render kısmına buradan geliriz. File'a tıklıyoruz, yukarıda sol tarafta Render As var arkadaşlar. Render As'a tıklamadan önce şimdi müziği burada keseyim ben. Hepsini almamız gerek yok. Şurayı hepsini aldık arkadaşlar. File, Render As ve burada 1080p 60 fps ayarına yapıyoruz arkadaşlar. Burada mesela Highlights 4 yapalım. Highlights 4 mesela isimlendirdik ve Render As diyoruz arkadaşlar. Böylece renderliyor. Sonuna kadar gidiyor arkadaşlar. Bu arada bu efektler normalde Vegas Pro enik olmuyor. Yani siz indirmeniz gerekiyor, koymanız gerekiyor. İndirmeniz için YouTube'a şöyle bir şey yazabilirsiniz. Cypher Plugins İngilizce olarak. Orada zaten 3 dakikada anlatıyor nasıl iner, nasıl yüklersiniz. Vegas Pro 13, 14 ve 15'e çalışabilir bunlar. Kolay bir iş bu. Bunları ekledikten sonra zaten benim videoda anlattığım noktalar hepsini çok rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz. Uyguladık sonra güzel bir highlight'ınız olur arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.